Şahıslar adına ilk söz talebi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'a aittir. Buyurun Sayın Avşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, bir nakarattır gidiyor deprem meselesi. Önce 100 bin sosyal konut dedik, 250 bin oldu, 300 bin oldu, seçimden önce 650 bin oldu. Açıklanan modellere, projelere, çalıştaylara, toplantılara her seçim öncesi gösterişli salonlarda şahit olduk, oluyoruz. Tam bu defa oldu derken bir bakıyoruz seçim bitmiş, depremin üzerinden zaman geçmiş, mesele tedavülden kalkmış, unutulmuş. Buna Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi adıyla başlayan 250 bin konutta gördük. Buna deprem bölgesinde teknik olarak mümkün olmayan bir yıl içerisinde 319 bin konut teslim edeceğiz diyen sözlerde gördük. Bunu ulusal risk kalkınma modelinde de 100 yılın dönüşümü İstanbul'un projesinde de gördük. Peki bunlar nerede? Ne kadarı yapıldı? Hangisi hayata geçti? Bunlar zaten sürekli dile getirdiğimiz, akıbetleri belli olan ayrı bir tartışma konusu. Ama bugünün meselesi artık bu seçim yatırımlarını bırakıp bir seferberlik başlatılma ihtiyacıdır. Bakın, kimse halkın canıyla imtihan etmeye, böyle hayati meseleyi gündelik siyasete kurban etmeye, bunu bir siyasi çekişme alanına dönüştürmeye hakkı yoktur. Bölgenizde hepinize depremle alakalı serzenişte bulunan vatandaşlar vardır. Bu psikolojik durum özellikle Marmara bölgesinde ve 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde öyle bir noktaya gelmiş ki 23 Nisan günü çocuğa hayallerin nedir diye soruyorlar. Çocuk cevap veriyor. Sağlam bir ev istiyorum. Bakın, bu ülkede 9-10 yaşındaki çocukların hayalleri buysa kimse işlerini doğru yapmıyor değerli milletvekilleri. Daha 15 ay öncesi Mesut Ançer, Kahramanmaraşlı, enkaz altındaki evladının elini tutuyor. Hepiniz bu resmi hatırlıyorsunuz. Bu resim benim odamın duvarında duruyor. Niye biliyor musunuz? Unutmamak için. Çünkü burada bir babanın çaresizliğini, bir babanın toprak altında kalan yüreğinin ve depremin fotoğrafını görüyoruz. Bu sebeple bu çatı altındaki kimse de bu resmi ve deprem gerçeğini ve de bu konuyla alakalı bugüne kadar verdiği vaatleri unutmamalı ki, bu iş bir daha tekrarlanmasın, bu acı. Bakın, İstanbul adayı Sayın Kurum seçim öncesi İstanbul depremin merkezine alan bir kampanya yönetti. 650 bin konut inşa edileceğini, ofis, afet müdahale merkezleri, itfaiye istasyonları, acil durum hastaneleri vesaire gibi birçok fiziksel altyapı vaadinde bulundu. Seçilmedi ama AK Parti iktidarda. Dolayısıyla bu noktada İstanbul'un, Tekirdağ'ın, Kocaeli'nin, Marmara bölgesinin depreme hazırlığı özellikle iktidar partisi için gerçek bir samimiyet turnusolu. Deprem gerçek bir beka sorunu, gerçek bir beka sorunu olarak görülüyorsa belediyelerin muhalefette olduğuna bakmadan işbirlikleri geliştirilmeli. Bu söylediklerim başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki bütün büyükşehir belediyeleri, bütün ilçe belediyeleri için de geçerlidir. Geçtiğimiz 5 yılda da onları da deprem bölgesiyle alakalı verdikleri vaatlerin gerisinde buluyoruz. Çalıştay ve farkındalık noktasındaki çalışmalarını bu dönem daha fazla eyleme ve icraata dökme ihtiyaçları hasıl olmuştur. Değerli milletvekilleri, elbette bakanlık, iktidar ve muhalefet belediyesi demeden işbirliğine açık olacak, alternatif modelleri, finansman kaynağını, kira desteğini gibi birçok konuda vatandaşa kolaylık sağlayacak. Yine belediyeler de bir diğer taraftan 5 yıllık stratejik planlarında dirençli kent, riskli yapı dönüşümü birinci amaç olarak belirleyecek. 2 ve 5 yıllık riskli yapı dönüşüm hedefleri göstergelerini ortaya koyarak yeni imar planı hazırlıklarında mutlaka uzmanların tavsiyeleri üzerine mikro bölgeleme çalışmaları yapacaktır. Ancak şu nokta çok önemli. Halkın sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştiği ana yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Buraya çok büyük sorumluluk düşmektedir. Meclis sadece bakanlık niye bunu yaptı veya yapmadı, belediye niye bunu yaptı veya yapmadı, doğru yaptı, yanlış yaptı noktasında bir eleştirel noktada kalamaz. Bu konunun da takibinin dışında bulunamaz. Saniyeler içinde on binlerce canı
milyarlarca kaynağı kaybedeceğimiz başka bir gerçeğimiz yok. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarafların eşgüdüm halinde çalışmasını ve acilen deprem hazırlık, denetim ve kontrol komisyon kurulması gerekmektedir. Bu komisyonun... Buyurun Sayın Avşar. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu komisyonun gözetiminde orta ve uzun vadeli bir ulusal dönüşüm programı geliştirilmeli. İlgili bakanlık ve belediyelerin çalışmaları milletvekilleri tarafından takip edilmeli. 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde deprem hazırlık fonu adıyla bir harcama kalemi konulmalı. Komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aylık ilerleme raporları sunmalı ve takip etmelidir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken her an yeni bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.